Türkiye'ye yaklaşırken İstanbul'un bir mega kentin göbeğinde Avcılar Mahallesi'nde bir okula götüreceğim. Bu okulu ilk olarak CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu Türkiye'nin gündemine getirmişti. Bir teneke okul diyerek aynı okul İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir tarafından bir soru önergesine konu oldu. Geçtim pandemiye uygun koşulların oluşturulmasını, okullar açılmadan önce yapılması gereken rutin temizliğinin bile henüz yapılmadığı, henüz tadilatlarının, tamiratlarının yapılmaya çalışıldığı bir süreçteyiz. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun gündeme getirdiği teneke okul meclise taşındı. Yüz yüze eğitim sorunlarla beraber başladı. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, geçtiğimiz günlerde İstanbul'da bazı okulların hazır olmadığını söyledi. Veli'nin o tenek okul dediği yerde ki hakikaten metalden yapılmış, hiçbir koşulları uygun olmayan, pandemiye uygun olması mümkün olmayan bir okulda eğitim yapacaklar. O okullardan biriydi Avcılar Tahtekale Mahallesi'nde bulunan Şehit Şerife Bacı İlkokulu. Bir veli çıktı ve dedi ki benim çocuğum Tahtekale'de teneke okulda okuyor. Teneke okula gidin bakın, teneke okul yapıldı. Çocuklar kışın donacak, yazın pazartesi günü sıcaktan ölecek. Okuldaki problemleri bu sözlerle gündeme getirmişti Kaftancıoğlu. CHP İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir, Kaftancıoğlu'nun gündeme getirdiği okulu meclise taşıdı. Özdemir, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e İstanbul'un merkezinde ve velilerin teneke okul diye tabir ettiği kışın soğuk, yazın sıcak, pandemiyle birlikte hava ve hijyen koşullarının son derece sağlıksız olduğu Avcılar Şehit Şerife Bacı İlkokulu'nda eğitim öğretim yapılmasını sordu. Durum bu. Çocuklarımız mutlu ama eğitimde sıkıntı büyük. Yine de farkındaysanız Milli Eğitim Bakanlığı'nda değişiklikler olmaya devam ediyor. Bakın bir bakan gitti, bir yenisi geldi. Tartışma bitmedi. Giden bir başka bakanın haberi var sırada. Kuzey Makedonya'da Sağlık Bakanı istifa etti. Bakın neden? Kuzey Makedonya'nın Kalkandelen şehrinde koronavirüs hastalarının tedavi gördüğü COVID-19 hastanesinde yangın çıkmıştı. Görüntüler ekranda. Bu yangında en az 14 kişi hayatını kaybetmişti. Kuzey Makedonya Başbakanı Zoran Zaev de yangına oksijen tüplerinin patlamasının neden olduğunu açıklamıştı. Alevler bir anda her yeri sarmış ve 14 kişi hastanede tedavi görmekte olan ya da hastane çalışanı ölüme gitmişti. Yangın istifa getirdi. Kuzey Makedonya Sağlık Bakanı Filipçe soruşturmanın selameti açısından istifa ettiğini açıkladı. Ve istifasını Başbakan Zaev'e sunarak görevinden ayrıldı. Hekim ve bakan olarak onurluyum, o nedenle ahlaki nedenlerle istifa ediyorum dedi bakan. Yangında küle dönen hastanede teknik aksaklıklar olduğu iddiaları hakkındaysa bir açıklama yapmadı. Zaten soruşturma devam ediyor. Sağlık Bakan Yardımcısı ve Tetovo Kliniği'nin iki müdürü de yine aynı nedenle daha önce zaten istifa etmişlerdi. Bizde ise Sağlık Bakanlığı'na ilişkin birçok iddia ortaya dökülmeye devam ediyor. Sonuncusu Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Etlik Zübeyde Hanım Hastanesi'nin laboratuvar işleriyle ilgili. Bu ihaleyi Menzil Cemaati bağlantılı bir şirketin aldığı söyleniyor. Şirkete sadece bu yıl 8.2 milyon TL ödeme yapılmış. Kamu ihale bülteninde yer alan bilgiye göre Sağlık Bakanlığı Menzil Cemaati ile bağlantılı olduğu bilinen bir şirkete milyonlarca liralık ihaleler vermeye devam ediyor. O şirkete şimdi de Etlik Zübeyde Hanım Kadın Doğum Hastanesi'nin laboratuvar işleri milyonlarca liraya yaptırılıyor. Bir Gün Gazetesi'nin haberine göre İl Sağlık Müdürlüğü ilk olarak 9 Mart'ta Merkezi Genetik Laboratuvarı Hizmet Alımı adı altında bir ihale düzenledi. İddiaya göre o ihaleye sadece Menzil Cemaati ile bağlantılı olduğu bilinen şirket katıldı. İl Sağlık Müdürlüğü'nün 2 milyon 443 bin liralık teklif veren o şirketle sözleşme imzaladığı öğrenildi.
Aynı iş için bir de 16 Nisan'da ihale düzenlendi. İhaleye yine tek başına katılan menzilci şirket İl Sağlık Müdürlüğü ile tam 5.796.000 liralık sözleşme imzaladı. Şirkete verilen iki ayrı ihalenin toplam bedeli ise 8.239.000 lirayı buluyor. Şirket geçen yılda Sağlık Bakanlığı'ndan İstanbul'daki 7 kamu hastanesinin COVID-19 PCR testi ihalesini almış, menzilci şirketle bakanlık arasında 200 milyon liralık sözleşme imzalanmıştı. Şimdi de SGK'ya geçelim isterseniz. Yine sağlığımızı ilgilendiren, doğrudan ilgilendiren önemli bir habere. İlaç aslında elbette ki bir insan hakkı ve hepimizin ilaca erişiminin mümkün olması gerekiyor. Fakat SGK 52 ilacı geri ödeme listesinden kaldırdı. Sağlık açısından olmazsa olmaz ilaçlar. Giderek erişilmesi zorlaşıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun 52 ilacı geri ödeme listesinden çıkarması tepkilerin odağında. İlaç ödemelerini bir gider olarak gören zihniyetten kurtulması gerektiği kanaatindeyiz. Çünkü devletin vatandaşın ilaçları için yaptığı ödemeler aynı zamanda vatandaşın sağlığına yapılmış birer yatırımdır. Kurumumuzun yaptığı bu tasarruf mantığı ancak vatandaşımızın cebinden daha fazla para çıkmasına sebep olacaktır. Bazı ağrı kesiciler, boğaz iltihabında kullanılan spreyler, hatta bebeklerde diş çıkartırken kullanılan jeller artık hiçbiri geri ödeme kapsamında değil. Bebeklerde kullanılan bu diş çıkarıcı jellerin hemen hemen her bebekte bu dönemlerde kullanılması sebebiyle bütün vatandaşlarımızın, bebekleri olan bütün vatandaşlarımızın bunları ancak ücretiyle alması gerekecektir. Tamamı ağrı kesici özelliği olan bu ilaçlardan yalnızca katılım payı alınıyordu. Bundan sonra vatandaş tamamını cepten ödeyecek. Bu da daha pahalı ilaçların reçete edilmesine neden olacak. Uzmanlara göre hem vatandaş kaybedecek hem de Sosyal Güvenlik Kurumu. Hekim, hastayı mağdur etmemek için SGK tarafından ödenecek ilaçları yazmak zorunda kalacaktır. Bu da ilaçların kamuya olan maliyetinin artmasına neden olacaktır. Kısa vadede Sosyal Güvenlik Kurumu'na katkı sağlayacak gibi olsa da uzun vadede kaybeden Sosyal Güvenlik Kurumu olacaktır. Vatandaş cebinden daha çok para ödeyerek kaybedecektir. Geçiyoruz LGS sınavlarında yerleştirme sürecine. Geçmişte FETÖ'nün yıllar boyunca soruları çaldığı tartışmalı sınavlarda şimdi de torpille öğrenciler bazı okullara yerleştiriliyor mu sorusu var. Soruyu gündeme getiren yine İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu. 50 puan taban puandan daha düşük olmasına rağmen bir öğrencinin Kadıköy Anadolu Lisesi'ne yerleştirildiği iddia ediliyor. Eğitimde torpilin geldiği nokta. 50 puan düşük alan öğrenci Kadıköy Anadolu Lisesi'ne girmiş. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu paylaştı bu sözlerle. Bakanlık soruşturma başlattı. Türkiye'nin en prestijli liselerinden biri Kadıköy Anadolu Lisesi. Birçok öğrencinin hayali aynı zamanda. Şimdi torpil iddialarıyla gündemde. İstanbul'da bir öğrenci LGS'de taban puanı 455 olan Kadıköy Anadolu Lisesi'ni tutturamadı. Ancak o öğrenci...